Selamünaleyküm kardeşim. Gösterle birlikte Jungle Clash oynayacağız. Bu da aynı o gösterdiğim oyuna benziyor. Yani onun gibi bir şey. Şimdi bir kilidini açalım. Yani onun gibi taklit diyebiliriz bu oyuna da. Ama bu onun daha güzeli. Buradan arenaları göstermek istiyorum size. Birinci arena. Bu askerler var. İkinci arena. Bölge yazmış. Burada arena yazmamış. Üçüncü bölge. Dördüncü bölge. Beşinci bölge. Altıncı bölge ve bu bölge var. Bu 2000 kupa, bu da 3500 kupa istiyor. Kupa mı, madalya mı, işte neyse. Bu da değişik bir şey istiyor. Şimdi en baştan başlıyoruz. Burada aynı şekilde kart satıyor. Burada da sandık satıyor. Burada taş satıyor. Burada da altın falan satıyor. Buradan da şeylerimize bakabiliyoruz. Kartlarımıza. Şimdi diyor kart kategorili, kart enderliği, efsanevi, nadir ve geneldir. Yani aynı şekilde taklit. 42 kart var. İksirler kare iksir gibi olmuş burada aslına bakarsanız. Bulunamadı diyen askerler şimdi gördüğünüz gibi yukarıda 8, aşağıda da 11 tane kart çıkma ihtimali var bize şu anda. İçinde 47 kart var oyunun. Kart mı diyeyim artık anlamadım. Burada da aynı testi değiştirebiliyorsunuz yukarıdan. 2, 3. Şimdi bu iki çeşit generalim var benim. General de bölgeye göre değişiyor gördüğünüz gibi. Her bölgenin değişik generali var. Şimdi şuna gelelim. Şu tarafa gelelim. Burada da Tunrova var. Buna şimdi katılacağım, bakacağız. Burada da klan var katılmak için. Şimdi öncelikle şu sandıkları bir açalım. Bakalım ne çıkacak. 2 tane elmas. 20 altın. Bir tane yeni asker geldi. Özel kuvvetler. El bombacısı. El bombacısı yani bombacı bizim. Bir de alfa var. Bu da şövalye yerini. Şunu açalım. Bir tane roket. Bir tane alfa. Bir tane de yeni kartın kilidi açıldı. Yani. Yaratıcı hayvan. Ne? Yırtıcı hayvan. Hayvan. Oyunda hayvan yazmış. Uçağa oyunda hayvan adını vermiş. Enteresan. Destans kartı aslında o. El bombacısı. Bombacı yani. Bu da hep bundan çıktı zaten. Posondan verdi bize. 8 para. Nişancı bir tane. Bir tane de gizli ajanlar. Enteresan. Bayağı bir asker çıktı aslında. Şimdi şunları bir yükseltelim. El bombacısı. Bombacı olduğu için. Adamımdır. En sevdiğim kart bombacıdır benim. 2 seviye olduk şu anda. 2 seviyeyiz. Bir seviyeden kurtulduk. Şunu da bir yükseltelim. Tamam. Şimdi şu ikisini denemeyeceğim şimdilik. Şimdi bir savaş yapalım. 3 taç alırsak taç sandığını da açarız. Oyun biraz sıkıntı. Yani Clash Royale gibi eğlenceli değil ama Clash Royale'den bıkmışsanız daha iyi. Çünkü burada sinirlendiğiniz zaman küfür de edebiliyorsunuz. Hareketi anladınız zaten siz. El bombacısı hızlı. El bombacısı temizler onları zannediyorsam. Anladınız işte. Sensürlüyor ama. Göstermiyor. Çünkü ayıp bir hareket olduğu için. Şimdi askerleri göstereyim size. Bu ikisi okçular zaten belli. Şu dev. Topçu dev. Topçu bizim bildiğimiz dev. Şunun olduğunu merak ediyorum aslına bakarsanız. Oo, kendisi de o taraftan girdi. Şimdi şunu atayım. Sonra şunu atayım. Tamam. Şimdi şunu atacağım. Çünkü iskelet ordusu var adamda. Hadi bombacı niye durmuş bakıyor anlamadım. Şimdi şunun arkasına yayalım. Oo. Ölmemesi güzel oldu ama. Bombacı vuramıyor ki. Ama adamın da askerin 3 seviye olmasında etkisi var bunda. Şimdi. Biraz iksirimizin dolmasını bekleyelim. Oyun o kadar değişik olduğu için iksir mi diyeyim ne diyeyim bazen şaşırıyorum vallahi billahi. Şunu atayım da ne? Oo, bunlar şey. Goblinler. Evet, mızraklı goblin. Şimdi bu tank da atabilirsiniz. Ortadaki kuleden alıyorsunuz bunu. Şimdi şunu atayım. Bombacıya ihtiyacım var. Bombacıyı da atayım. Kendisi de attı onu. Bombacı. Hadi bombacı. Aferin. Adamsın. Şunu atalım. Oo, biz oradan giriyoruz ama. Bayağı güzel giriyoruz. Orayı aldık biz.
Şimdi şunu atalım. El bombacısını da aldık. Goblinleri atalım. Özel kuvvettir burada ismi de. Şimdi kulesin 3 kule almak istiyorum. 3 kule GG yapmak istiyorum adamı. O yüzden sürekli dalacağım. Paso dalacağım. Yaptık herhalde. Adam da bıraksın zaten bu saatten sonra kurtaramaz. İyi oyundu diyelim. İnternet gidiyor. Hayır. Şunu atayım. Aldık herhalde, aldık. Bunu atmamıza gerek bile yoktu, aldık. Adamda 34 kupa vardı zaten. Aldık. Normal teneke sandık aldık. Teneke dememin sebebini bilmiyorsanız söyleyeyim. Yani en... Bu ne? En değersiz sandık olduğu için. Yani ücretsiz sandıktan bile daha güzel şeyler çıkıyor, onu söyleyebilirim size. Şimdi şunu yerine şunu koyalım. Bunlar da galiba normal goblinler yerine geliyor. Bu da yavru ejderha olsa gerek. Neyin yerine koysam? Şunu yerine koyalım. Şimdi turnuvaya katıl diyelim. Bakalım ne olacak. Bulunan oyuncular diyor. Beklenen süre 5, 6 saniye, 7 saniye, 8 saniye. Rakipler aranıyor. Bir turnuvaya başlamasını beklerken kart desteğini düzeltebilirsin. Böyle yani. Pazarda işe yarabilecek şeyler satın alabilirsin. Buradan. Yani adam diyor keyfine bak yani biz bunu yaparken. Şunu açalım o zaman biz. İki tane altın, taş, 151 altın. 5 tane özel kuvvet. 8 tane bombalar, oklar yani. Alfa 3 tane. Roket 1 tane ve özel engerek ne lan? Engerek gelmez bize bu işler. Yani biz buraya oyun oynamaya geliyoruz. Bulamadın mı abi? 9 oldu. Bir dakikadır bekliyor muyuz yani biz şu anda? Şunu bir alayım desteği, şunu yerine. İkisi ortalamamız arttı ama. Bu yeni mi? Yeni bir asker değil ki. Ha, yeni değil. Ama buldum. Şimdi ne yapacağız? Sonraki muharebe başlamasına 7 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 1 saniye. Sonraki rakip. Ha, otomatik mi rakip veriyor? Oo. En son arena değil mi lan bu? Arena mı artık şey mi? Bölge miydi neydi ismi? Şimdi şu ne işe yarıyor onu merak ettim. Mini PK mı acaba? 4 iksir olması bir de garip olması. O adamda uçak var. Bizde de var aslında. Aynı şeylerle başlayalım diyorsun. Al. Bombalar atayım mecbur. Ölmesinler. Hızlı da bombacı ne biçim koşuyor? Bu ne biçim? Aa, mini PK mısın sen? Hayır lan bu osuruyor mu ne yapıyor anlamadım. Garip. Topçu atalım. Aslında o bir oyuna göre bu daha oynanılabilir, daha yüksek ama hiçbiri tabii ki Clash Royale'in yerini almıyor. Bunu niye attıysa artık bilmiyorum. Clash Royale'in yeri bambaşka ya. En sevdiğim oyunlar arasında. Eskiden Clash of Clans'da oynardım ama Clash Royale çıktıktan sonra şeyim kalmadı fazla. Bu ne biçim ya? Hep bunları atıyorum. Sevmiyorum aslında fazla da Clash Royale çıktıktan sonra. Çünkü Clash Royale'de sürekli istediğin zaman girip savaş yapabiliyorsun ama Clash of Clans'da öyle değil. Asker bekle, eğit, bilmem ne yap. Başın ağrıyor. Gerek yok. Şimdi şu tank'a inelim. Uçağa inelim. Herhalde alırız bu adam. Şunu atayım mecbur. Biraz hayvani saldırsak adam bir şey yapamaz gibi geliyor. O kendisi tankın oradan girdi. Tank mı artık ne olduğunu da bilmiyorum. Ama bu uçak ne biçim vuruyor lan? Hem karaya hem havaya mı vuruyor? Oo, kötü geldi adam. Osur. 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 Osur.
Adam osurdukça alıyor ya. Roketi atalım. Onlar fazla bir şey vuramaz. Şuradan bir hızlı saldırı yapalım. İkisini toplamamışken hala. Belki orayı da alırız. Ama şeyimize yarar mı bilmiyorum. Aldık orayı herhalde. Bıraktı oyunu. Teşekkürler diyelim. Bu hareket zaten ne olduğunu anladınız. Clash Royale'de içinizde kalan şeyleri buradan da salıverebilirsiniz. Yani canınız sıkıyorlar. Kaybediyorsunuz falan. Şimdi biz kazandık. O biri 3-1 olsun. 3 şey kazandı. Şimdi savaşmak istemiyorsam yapamaz mıyım? İlla ki saldırmak zorunda mıyım? İlla ki saldırmak zorundaysam bunu da yapalım. Ama dur şunu alayım desteği. Şunun yerine. Tamam bunu da yapalım, ondan sonra videoyu bitiririz. Şimdi. Şunu bir atayım. Oyun oynayat sayısı bence o bir oyuna göre daha fazla. Ama bir Clash Royale değil artık. Yani bunu bir hesaba katalım. Ama bu daha güzel bir şeylerle yapılmış. Grafikleri daha iyi. İsterseniz daha yüksek grafikleri indirebilirsiniz. 50 MB'a falan mal oluyor. Ama indirebilirsiniz yani. Şimdi hiçbirimiz bir şey yapmadık diyecektim. O kuleme bir kit. Oo, bu prens gibi. Prensin çakması. Prens çakması seni. Tamam, ikisi birbirini aldı. Şunu atalım. Ağzında da bıçak varmış lan bunun. Yani resimde boşuna yapmamış diyebiliriz. Oo, okçular. Tehlikeli. Adam acımıyor ya. Acımıyor. Şunu atayım da. Bir 2-3 tane patlatalım kuleyi. Hadi. Kendisi de attı ama. Biz kuleni indiriyoruz şu anda, farkındaysan. İndirdik herhalde lan kuleyi. Aldık. Şöyle bir okey yollayalım. Kızmak var, ağlamak var ya. Yani. Sadece o küfür fazla olduğu için hoşuma gitti oyun. Bunu da atalım. O deve vurdurmayalım fazla. Şu arkadaki bombacıyı alalım. Oo, adam neyle daldı bak. Biz de atalım. İkisi birbiriyle çarpışıyor falan. Savaş oldu orada. Meydan meydan. Kombasta hadi. Osur abicim. Osur gitsin. Ne yapıyor lan? Dönüyor etrafında o. Ne yaptığı belli değil. Ne yaptı anlamadım. Hep takla attı. Takla da atmadı. Tur attı. Döndü. Dönerek ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Şimdi şunu buradan yollayalım. 47 saniye kaldı. O prens attı. Prens mi artık onu da bilmiyorum. Prens gibi çünkü. Birden hızlı koşuyor. O deve attı yine. Şunu da atalım. Tamam, kurtardık, temizledik. Şimdi yine dev atacağım. Valkür de olabilir bu aslında, bu osuran şey. Yellenen mi diyelim artık, salı veren mi diyelim, ne diyeyim. Hadi bunu da 3 kule cicileyelim. Valkür olma ihtimali daha yüksek çünkü. Evet, aldık 3 kule. Çünkü şey yapıyor. Alan hasarı veriyor. Bir daha savaş yapmayacağım, yeterli. Bu o bir oyuna göre daha güzel. Bir saatte de açılıyor sandıklar. Şunu da açalım. Gizli ajan çıktı. Şunu bir açayım. Şunu bir yükseltelim. Savaşa girmeden çıkacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Hoşça kalın.